Evet, hoş geldiniz. Başlıyoruz. Evet, nasıl gidiyor havalar? Herkes iyi mi? Hocam merhaba. Merhaba. İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İşler yolunda mı? Çalışmalar iyi mi? Evet hocam. Bu etütleri daha sıklaştıracağız. Sizle ve velinizle daha sık görüşeceğiz. Herkes aslanlar gibi ödev yapacak. Sakın ödevleri aksatmayın, oldu mu? Aslında ödevleri günlük yapmamız lazım. Ama günlük yapmak biraz dersimizin hızını kestiği için siz günlük yapın ama ben sık sık kontrolünü yapacağım ama. Ama nasıl ki annenizin yemeği en güzel ne zaman? Piştiğinden hemen sonra, değil mi? Yani konu sıcak sıcakken ödevini yaparsanız daha güzel olur. Öbür türlü ertelerseniz kötü olur. Konu biter bitmez onu pişirin. Biter bitmez pişirin. Yani bir aksama olmasın. Ben de bunun takipçisi olacağım. Zaten siz kendinizin takipçisi olmanız lazım. Ama insanın bizim yapımızda var. Yani kırmızı ışıkta geçince 5 lira cezası vardı. Bak herkes uyuyor. Ama hiç kimse yoksa ne yapıyor? Koşarak geçiyor, değil mi? Yani biz biraz böyle takipçi bir kafamız var. Ama tabii ki doğru olan işimizi inandığımız için yapmamız. Burada yüzey geriliminde kalmıştık, değil mi? Yüzey geriliminde kalmıştık. Bu yüzey gerilimi dediğimiz olay neydi arkadaşlar? Bu yüzey gerilimi denen olayı birazcık anlattık. Tutup da bir jileti suyun üstüne yatay attığınız zaman yüzüyor, değil mi? Ama dikey attığınız zaman cumburlop dibe çöküyor. Çünkü öz kütlesi sudan çok büyük, değil mi? Suyun öz kütlesi bir. Jilet demir olduğu için öz kütlesi 7 küsür. Ya da bir toplu iğne, alın toplu iğneyi suyun üstüne yavaşça bırakın. Ne yapacak? Dengede duracak, yüzecektir üstte yüzey geriliminden dolayı. Ama dik atarsanız ne olur? Cumburlop dibe çökecektir. Aynı şekilde bir para, madeni para attığınız zaman aynı şekilde yatağa koyarsanız yüzecek, dikey koyarsanız ne yapacak? Cumburlop aşağı gidecektir. Şimdi burada arkadaşlar yüzey geriliminden bahsettik. Birazcık da isterseniz özetleyelim. Geçen ders anlatmıştık ama şurayı biraz toparlayalım. Yüzey gerilimi neydi? Bir kapta bulunan sıvının molekülleri birbirine çekme kuvveti, yani kohezyon kuvveti uygular. Sıvı yüzeyindeki molekülleri çevreleyen moleküller sıvının içindekilere nazaran çok daha azdır. Sıvı yüzeyindeki molekülleri çevreleyen molekül daha az, değil mi? Şunun etrafı bütün akrabalarla dolu ama şunun sadece alt taraf akrabalarla dolu, değil mi? Bu da çok sayıda molekülün sıvı içinde içine gitmesini, az sayıda molekülün de yüzeyde kalmasını sağlar. Bunun sonucunda birbirine daha sağlam tutunan moleküller yüzeyde dirençli bir katman oluşur. Buna da ne diyoruz biz? Yüzey gerilim diyoruz. Bu yüzey gerilim, hatta ne demiştik? Bir kişi bunun üzerinde yürüyebilir mi? Demiştik. Bir insan yürüyebilir mi? Bunu sorguluyoruz şimdi. Acaba mümkün mü? Acaba mümkün mü? Deniz, mümkün mü sence bir insan suda yürüyebilir mi? Efendim hocam? Suda yürüyebilir mi bir insan? Yürüyemez. Diyorsun. Umut, sen ne diyorsun? Ama yürüme ihtimali var. Yürüme ihtimali var. Yani normal şartlarda böyle bir insanı koyacak suda yürü desek yürüyemez ama bazı şeyler olursa yürüyebilir. Yani bazı teçhizat verirsek yürüyebilir diyorsun, öyle mi? Evet. Evet, Umut, sen ne diyorsun bu işe? Umut, hayatta mısın Umut? Sesin çıkmıyor mu? Seste arıza mı var? Evet, başka sesi çıkan?
Anıl, sen ne diyorsun bu işe? Hocam ben de Enis'e katılıyorum. Yani Yani mümkün değil ama teçhizat verirsek görür diyorsun, öyle mi? evet. Peki bakalım şimdi. Bunu merakla bekliyoruz. Bunun sonucunu söyleyeceğim size. Yüzey gerilimi nelere bağlıymış? Sıvının cinsine bağlıymış. Sıvının sıcaklığına bağlıymış. Sıvının saflığına bağlıymış. Sıvının cinsini bir açıklayalım önce. Yüzey geriliminin büyüklüğü sıvıyı oluşturan moleküllerin özelliğine göre değişiklik gösterir. Her sıvının kendine özgü yüzey gerilim katsayısı vardır. Ha, bak suyun yüzeyin gerilim katsayısı kaçmış? 0,073. Aa, tabloya bakınca su gliserinden daha büyük değil mi? Tabloda en küçük kim? Bir bakın bakalım. En küçük kimin rakamı? Yüzey gerilimi en küçük olan kim? Evet, rakamlara bir bakın. Yüzey gerilimi en küçük olan kim? Hocam biraz yakınlaştırabilir misiniz? Rakamları okuyamadınız mı? Evet, pek gözükmüyor. Şöyle büyütelim. Şimdi iyi. Hangisi en Manyak. küçük? Hocam manyak mı? Evet, en küçük. Hocam civa değil mi? Ha, pardon. En küçük. En Manyaklarmış. küçüğü sordum. En küçük. Amonyak gibi görünüyor değil mi? Daha küçük var mı? Bakın bakalım. Tabi bu rakamları bilmek zorunda değilsiniz. Tabi sadece muhabbet ediyoruz. Yani kim büyük, kim küçük tanıyalım değil mi? Daha küçük var mı? Hocam ikinci sırada benzin galiba var. Minimum amonyak. Yani neden? Amonyağın cildimize, yaralarımıza sürdüğümüz zaman nüfuz edebilmesi için yüzey geriliminin küçük olması lazım, değil mi? Ondan sonra hemen amonyağın bir üstünde ne var? En küçüklerde, yani amonyak en küçük ama en küçüklerde bir sonraki kim geliyor? Benzin. Elbiselerimizin lekelerini falan benzinle çalıştırıyoruz, temizliyoruz, değil mi? Benzin ne yapıyor? Paramparça ediyor, içine giriyor, nüfuz ediyor. Yüzey gerilimi olsa girmem ben derse olur mu? Olmaz. Yüzey gerilimi en büyük olan kim peki? Maksimum olan kim? Bakayım. Civa. Evet. Maksimum da bu. Öyle mi? Bu da maksimum olduğunu görüyorsunuz. Tamam. Evet, sayfamıza dönelim şimdi. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar, bu verdiğimiz rakamlar bizim. Arkadaşlar, bu verdiğimiz rakamlar bizim. Kaç derecedeymiş? Her sıvının kendine özgü bir yüzey gerilim katsayısı vardır. Kendine özgü. Aynen ne gibi? Özkütle gibi. Yani ayırt edici özellik demek değil mi bu? Özgü ne demek? Kendine özgü ne demek? Ayırt edici özellik. Ne gibi? Hepimizin parmak izinin farklı olması gibi. Değil mi? Hepimizin kokusunun farklı olması. Ses frekansımızın farklı olması gibi. Değil mi? Bunlara örnek vermiştik. Her insanın ses frekansı farklıdır. Her insanın kokusu farklıdır. Polis köpekleri ona göre çalışıyor. Ses frekansı farklıdır. Mesela ne oluyor? Diyor ki banka genel müdürü dışında kimse giremez diyor. Banka genel müdürü açıl deyince kapı açılıyor ama biz gitsek açıl deyince açılmıyor. Kimin sesini tanıtmışlar? O genel müdürün sesini tanıtmışlar diyelim ki. Ayırt edici özellik diyoruz buna. Sıvılarda da gördüğünüz gibi neymiş bu? Her sıvının kendine has bir yüzey gerilim katsayısı vardır. Yani ayırt edici bir özelliktir. Tabloda 20 santigrat için, yani bu verilen rakamları ne zaman için? 20 santigrat için yüzey gerilim katsayıları verilmiş. Civa hariç, erimiş madendir çünkü civa. Verilen sıvılar içinde yüzey gerilim katsayısı en büyük olan sudur. Yani civayı çıkarırsak sıvılar içinde yüzey gerilimi en büyük olan kim? Su. Suyun gerilim biraz büyük olsun ki üzerinde yüzelim değil mi? Gemiler yüzsün. Değilse gemiler yüzemezdi. Değil mi? Bir başka madde ne var? Sıvının sıcaklığı. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Neden? Moleküller birbirinden uzaklaşır.
aralarına dalmak kolaylaşır. Çünkü sıcaklıkla artan moleküller hareket, sıvı molekülleri arasında kohezyon kuvvetini zayıflatır ve yüzey gerilimini ne yapar? Azaltır. Tabloda suyun 3 farklı sıcaklıktaki yüzey gerilimi verilmiş. Görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi ne yapmakta? Azalmakta. Şu şekilde görüyorsunuz bakın burada. Şuradaki tabloda bakın şurada 0 derecedeki gerilime bakın. 20 derecelik gerilime bakın. 100 derecelik gerilime bakın. Gittikçe gerilim azalmış değil mi? Neden? Isındıkça araları ne yapıyor? Açılıyor. Oldu mu arkadaşlar? Bunu da geçiyoruz. Sıvının saflığına geldik. Sıvının saflığına geldik. Sıvı içine başka bir madde eklendiğinde sıvının saflığı bozulur. Ne yani? Suya tuz eklendiğinde tuz moleküllerinin suyun içinde yayılması yani yoğunluğunun artması su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetini artıracağından suyun gerilimi ne yapar? Artar. Evimizde temizlik maddesi olarak kullandığımız sıvı veya toz şeklindeki çamaşır ve bulaşık deterjanları, şampuanlar ve sabunlar yüzey gerilimini azaltır. Böylece ne yapar? Kirlerimiz çözülür. Kirlerin arasına dalar bunlar, sabunlar ve ne yapar? Yüzey gerilimini azaltır. Böylece ne yapar? Kirlerin arasında dalar, paramparça eder ve yıkadığımız kirler ne yapar? Dökülür gider. Yüzey gerilimi azalınca su molekülleri maddeyi daha çok ıslatır ve kirlere daha kolay nüfuz eder. Sıcaklık da yüzey gerilimini azalttığına göre sıcak su ile deterjan bir araya gelirse istenen temizliğe ulaşmak mümkün olur. Onun için çamaşırı neyle yıkıyoruz? Sıcak suyla ve deterjanla yıkıyoruz değil mi? Devam ediyoruz. Onun için arkadaşlar banyonun da banyo yaptığımızda en ideal banyo nedir? Cilt bakımı için, vücudumuzun bakımı için ılık su, yani daha sıcak olsa iyi olur da bu sefer derimizi yakar. Yani vücudumuzun hoşlandığı sıcaklık, yadırgamadığı ve sabunlu, zeytinyağlı sabunla. Yani bunun dışındakiler hikaye diyebilirim. Yani en başta temizlik malzemesi, banyo yapılması gereken şey nedir arkadaşlar? Ilık su banyosu ve sabunlu olması, zeytinyağı sabunlu özellikle olursa o zaman ne yapar? Bu yüzey gerilimi açısından ve cilt sağlığı açısından çok faydalı olur. Bunun biyolojideki açıklamalarını da daha sonra yapacağız zaten. Sıvı üzerine bu sıvıda çözünmeyen başka bir sıvı eklenirse sıvının yüzey gerilimi karşı fazdaki moleküllerle gireceği etkileşme sonucu bir hali bir miktar azalır. Suya yağ eklendiğinde suyun yüzey gerilimi azalacaktır. Ne yapılıyor? Bu çözünmeyen olursa üstte yağ çıkacak. Yağ en üstteki sıvıyı muhatap alacağımız için yağın da yüzey gerilimi ne yapacak? Azalacak. Evet, başka örnekler verelim. Yüzey gerilimine çevremizden. Çevremizden örnekler verelim buna. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey katmanının esnek bir tabakaya benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkiye verilen attır. Bu etki bazı böceklerin su üstünde yürümesi veya bazı kertenkelelerin su üzerinde koşması değil mi? Ayrıca ebru sanatı. Ebru'da ne oluyor? Suyun üstüne boyaları döküyorlar ve o kağıda yapışıp desen oluyor. Yüzey gerilimi sayesinde yapılan bir sanat dalıdır ebru. Bir başkası bir cismi sıvı içine bıraktığımızda genel olarak sıvıdan yoğun ise batar. Ama toplu iğne, ataş ve madeni parayı uygun şekilde bırakırsak batmaz. Bu sıvıların yüzey geriliminden kaynaklanan bir durumdur. Bir başka özellik bir tel veya plastik çerçeveyi sabunlu suya batırıp üflediğimizde elde ettiğimiz küresel baloncuklar yine yüzey gerilim sayesinde oluşur. Var ya hani sabun köpüğüyle oynamak küçüklüğümüzde de büyük zevktir ya küçük yaşlardayken büyükler de oynayabilir de yani küçükken çok oynadığımız bir şeydi. Ne oluyor? Orada yüzey geriliminden dolayı balonlar ne yapıyor? İncecik oluyor. Üfleyince patlıyor tabii ki. Su içinde yüzerken saçlarımız dağınıktır. Sudan çıkar çıkmaz ise saçlarımız aşağı doğru bir bütün halde görünür. Su molekülleri sıvı içinde herhangi bir taneci her yönde kuvvet uygularken su yüzeyinin üst kısımlarında
az sayıda molekül olduğundan yukarı yönde etki etmez. Bu nedenle tüm yüzeydeki tanecikler suyun iç kısımlarına doğru hareket eden kuvvetlerin çekim etkisi altındadır. Yani yüzey gerilimi etkisiyle saçlarımız sudan çıktığımızda bir bütündür. Özet olarak sudan çıktığımızda saçlarımız bir bütün halde görünür. Sulu boya fırçasının içinde su bulunan kapta dağınık dururken sudan çıkardığımızda nedir? Bir bütün gibi görünür. Evet, buraya kadar bir pürüz var mı arkadaşlar? Var mı bir sorusu olan? Yok, geçiyorum. Evet, şimdi şuna bir cevap istiyorum sizden. Haydi bakalım, şuna bir cevap alalım. A şıkkına. Ne diyorsunuz? Hocam, ben de gözükmüyorum. Evet, nasıl bir şey olur acaba? Gördüğünüz gibi K'nın değeri bayağı büyük bir rakam değil mi? En küçük olan da kiminki? L'ninki. L'nin. O zaman nasıl bir resim çıkar ortaya? Şöyle bir şekil çıkar değil mi? K gördüğünüz gibi civa örnek olarak verebiliriz. Dimdik ayakta. Rakamı çünkü çok büyük. Değil mi? L ise en küçük olduğu için adeta masaya yayılmış. Değil mi? Bu şekilde bir durum ortaya çıktı. Peki B şıkkında yapalım mı? B şıkkında da ne oluyor? B şıkkında da şöyle küçülteyim. Şöyle küçültelim biraz. Şöyle. B şıkkında ne oluyor arkadaşlar? Ayrı kaplara konulan KLM sıvılarına kılcal borular batırıldığında borulardaki sıvıların durumu ne olur? Ne oluyor? K ağır bir adam değil mi? Kılcallık, hadi gel yukarı doğru çıkalım. Kılcallık dediğimiz evimizdeki su borusunun camdan yapılmış halinin ince olanı tabii ki. Yani kalınlığı ne kadar olabilir? Yani yarı çapı ya da çapı yarım santimden daha küçük diyebilirim. Yani kılcallık olayının olması için bu deneydeki kılcal boru dediğimiz onlar. Yani yarı çapı ya da çapı yarım santimden daha küçük olan şu kesitleri, şu kesiti yarım santimden daha küçük olan bunlar. Burada gördüğünüz gibi ne olmuş? Ağır olan K fazla yükselememiş. Ama L ise çok hafif olduğu için hop su ne yapmış böyle? Yukarı doğru kılcal boru tarafından yükseltilmiş. Bu kılcallığı biz nerede görmüştük arkadaşlar? Su bardağında görmüştük. Su bardağında ne oluyordu bakın? Cam daha yoğun olduğu için suyu kendine doğru ne yapıyor? Yükseltiyor. Çayı ya da suyu kendine doğru ne yapıyor? Yükseltiyor. Evet. Geçelim mi bunu da? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam, geçelim. Geçiyoruz. Evet, şu olayları da beraberce işleyelim. Bak, dedik ya şimdi en ise yürüyebilir mi, yürüyemez mi bir insan diye. Burada birazcık ipucu var. Bir böcek yürüyor bak burada. Evet, bu olayları isterseniz beraber açıklayalım. Aşağıdaki olayların yüzey gerilimi ile ilişkilerini açıklayalım. İşte Ebru sanatı. Değil mi? Ebru sanatı nedir? Bu yüzey geriliminden dayanarak bu boyaların suyun üzerinde yüzmesinden onu da kağıda yapıştırıyoruz. O bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bu desenler oluşuyor. Deterjanın suyla kirleri çıkarması şu olay yani. Bu da yüzey gerilimi ne yapıyor? Sıcaklıkla suyun yüzey gerilimini azalttığından sıcak su ve deterjan temizlikte iyi sonuçlar veriyor. Şu üçüncü durum ise bakın burada C şıkkında
Bunu da anlatmıştık. Para ne yapıyor burada? Suyun üstünde yüzüyor. Ya da ya da kim? Ataş. Ya da kim? Toplu iğne. Ya da tıraş jileti. Aynı şekilde yatağa konduğu zaman ne yapıyor? Yüzüyor. Ve diğer bir olay neydi? Böceğin suda yürümesi. Böceğin suda yürümesi ise burada, şurada D şıkkında izah ediyoruz. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey katmanının esnek bir tabakaya benzer şekilde özellikler göstermesinden kaynaklanan etkidir. Bu etki bazı böceklerin su yüzünde üzerinde yürümesine fırsat veriyor. Oldu mu arkadaşlar? Burada sorusu olan var mı? Yok. Geçiyorum. Sıvıların yüzey gerilimi. Bu sayfayı da yaptıktan sonra bu sayfayı da yapalım isterseniz. Yapalım değil mi? Çünkü bu konular gördüğünüz gibi İzmir depremi bizim bu konularda zayıflığımızın sonuçlarından biri. Dayanım, kılcallık bunlarla alakalı. Evet, haydi bakalım şuna bir cevap istiyorum sizden. Niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Yüzey gerilimi bunlardan hangilerine bağlıdır? Hepsine mi hocam? Hepsine mi bağlı diyorsun? Evet hocam. C olabilir mi? Ceyhan mı hocam? Evet, cevaplar Ceyhan genelde geldi. Doğru cevap Ceyhan. Evet, buradaki açıklama yeter mi? Bir de ben izah edeyim mi? Yeterli mi? Yeterli hocam. Var mı anlamayan? Geçelim. Yok galiba değil mi? Geçiyoruz. Yedinci soruya geçiyoruz. Şöyle sizi büyüteyim. Evet. Burada da sıvı yüzeyinin gergin ve esnek bir zar gibi davranmasının nedeni hangisidir diyor. Ne diyorsunuz? Evet, var mı cevap? Hocam C. Yalnız 3. C diyorsun. Başka cevap var mı? Ben de C. Evet, sen de C diyorsun. Evet, cevap doğru. Evet, açıklama isteyen var mı? Evet, geçelim mi? Geçelim hocam. Geçiyoruz. Evet, 8. soruya cevap istiyorum.
Hocam D diyorum ben. 2 ve 3. Hocam cevap. Cevap D mi? Evet, 2 tane Denizli ile D diyenler kazandı. Evet. Var mı açıklama isteyen arkadaş? Anlaşıldı mı? Geçelim mi? Geçelim hocam. Geçiyoruz. Evet, bu soruyu da yapalım. Buna ne diyorsunuz? Hocam, bir dakika. Hadi bakalım. Hocam cevap Denizli mi? Bir dakika. Emin değil. Denizli mi? Tam gün. Yoksa Adana mı? Yani ikisi arasında kaldı. Denizli mi? Hocam, hocam Adana. Yalnız bir doğru da gerisini bilmiyorum. Galiba şeyde sıcaklık artınca yüzeye gelinme azalıyordu. Denizli. Ben de pek gözükmüyor ya. Adana. Hı. Evet, açıklamamı isteyen var mı? Hocam ben de pek gözükmüyor yazılar. Cevap mı gözükmüyor? Soru mu gözükmüyor? Yok, soru gözükmüyor. Telefondan mı giriyorsun? Okuyamadım ben seni. Telefondan mı giriyorsun? Evet. Fatma, ha. Mümkün olduğu kadar bilgisayarla girelim. Büyük ekran olduğu için. Telefon küçük kalıyor çünkü. Şöyle nasıl? Evet, hocam bu büyüklükte görebiliyorum. Açıklamamı istediğin bir şey var mı? Hocam ben soruyu okuyamam zaten. Evet. Bu soruyu geçelim mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Geçelim hocam. Geçelim. Anlaşıldı. Geçiyoruz. Evet geldik. Kılcallık. Şimdi kılcallık olayı şu alttaki resimlere bir bakın. Şu resimlere bakın. Bir ağacın suyu yukarı doğru nasıl çıkıyor? Tepedeki yaprakların suyu nasıl çıkıyor? Değil mi? Her bıraktığımız cisim aşağı doğru inerken, dünyanın merkezine doğru yer çekim tarafından çekilirken. Ondan sonra efendim şuradaki lambada, bunu annenize babanıza sorsanız bu lambayı hepsi derler ki hayatımız bizim bununla geçti çocukluğumuzda falan derler. Ya da dedenizindeniz derler ki bütün hayatımızda bu vardı. Hayatımızın en önemli aletlerinden biriydi derler. Burada ne yapıyor? Gaz yağı lambasıyla aydınlanıyorsun. Çünkü eskiden elektrik yoktu değil mi? Elektrik çok yani dedenizin, ninenizin yaşlarında yoktu. Ama annenizin, babanızın ilk yıllarında, öğrencilik yıllarında falan da muhtemelen yoktu. Buna benzer bunları şimdi açıklayacağız. Şimdi bunu açıklamak için bunun bir videosunu bir izleyelim. Bakalım. Evet, yüzey gerilimi. Sıvılar belirli hacimleri olan ve bulundukları kabın şeklini alan maddelerdir. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti katılara göre daha küçük olduğundan birbirlerinden fazla ayrılmayacak şekilde birbirlerinin üzerinden kayarak yer değiştirirler.
Sıvıları meydana getiren moleküller arası boşluk katılara oranla daha fazladır. Sıvılar ısıtıldığı zaman enerji alırlar. Bu enerji sıvı moleküllerinin kinetik enerjisini ve moleküller arasındaki uzaklığı artırır. Böylece sıvının hacmi artmış olur. Ancak sıvıların hacmi kuvvetle değiştirilemez. Sıkıştırılan sıvıların şekilleri değişir ama hacimleri değişmez. Örneğin bir balon içine su koyup ağzını bağladıktan sonra balonu elimizle bastırırsak balonun şeklinde bir değişme olur ama içine konulan sıvının hacmi değişmez. Bilindiği gibi sıvıların bir takım özellikleri vardır. Yoğunluk, adezyon ve kohezyon gibi. Yoğunluk, birim hacimdeki madde miktarı olup her madde için ayrı bir değere sahiptir. Sıvıların yoğunluğu sıcaklığa göre değişir. Aynı sıcaklık ve basınçta sıvıların yoğunlukları hep aynı değerdedir. Kohezyon. Bir musluktan su damlarken önce küçük bir damla oluştuğunu, sonra damlanın büyüyüp aşağı doğru uzadığını ve nihayet musluktan kopup bağımsız halde fakat yine de bir bütün olarak yere doğru düştüğünü görürüz. Bir sıvının moleküllerini bir arada tutan kuvvete kohezyon kuvveti denir. Adezyon. Bir sıvının cama yapışması durumunda etkin olan kuvvettir. Örneğin, çay içerken bardağı kaldırdığımızda çay tabağının da birlikte kalktığını görmüşüzdür. Çay tabağını bardağa yapıştıran kuvvet, adezyon kuvvetidir. Kısaca, benzer moleküller arasındaki çekme kuvvetine kohezyon kuvveti, benzer olmayan moleküller arasındaki çekim kuvvetine de adezyon kuvveti denir. Adezyon veya eşdeğer olarak kohezyon kuvveti, deneysel olarak ölçülebilir. Yatay duran geniş bir cam yüzeyin altına değişik boyda küçük cam yüzeyler su ile tutturulmuştur. Suyun adezyon kuvveti sayesinde küçük cam levhalar düşmeden yüzeye yapışmışlardır. Daha sonra küçük cam levhalara belirli ağırlıklar yapıştırılmış ve hangi ağırlıkta büyük cam yüzeyden ayrılıp düştükleri saptanmıştır. Böylece yüzey alanı ile adezyon kuvveti arasında bir ilişki bulunmuştur. Bir sıvının yüzeyinde bir birim karelik alanı uzatmak veya artırmak için gereken... Soracağınız bir şey var mı arada? Geriye dönmeyelim. Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Yok. Mesela burada gördüğünüz gibi 3 tane ağırlık asınca büyük olan cam parçası düştü değil mi? Küçük olanı bir tanesi düşürebildi. Büyük olanı 2 tanesi. Daha büyük olanı 3 tane ağırlık yapıştırınca düştü. Bu dikkatinizden kaçmadı değil mi? Yon kuvveti arasında bir ilişki bulunmuştur. Bir sıvının yüzeyinde bir birim karelik alanı uzatmak veya artırmak için gereken enerji miktarına yüzey gerilimi denir. Sıvı içindeki moleküller çevresindeki diğer moleküller tarafından her yöne moleküller arası kuvvetler eşit olacak şekilde çekilirler. Oysa sıvının yüzeyindeki moleküller sadece sıvının iç kısmına ve yanlara doğru çekilir. Böylece içerideki moleküller yüzeydeki moleküllerden daha düşük enerji düzeylerine sahip olurlar. Bu da çok sayıda molekülün sıvı içine gitmesini, az sayıda molekülün ise yüzeyde kalmasını sağlar. Böylece sıvı molekülü küresel bir şekil alarak küçülür. Yüzey çekilmesi, serbest yüzeyin altındaki moleküllerle üstündeki moleküller arasında bir basınç farkı meydana getirir. Bu basınca kılcal basınç denir. İnce kılcal borularda kılcal basınç nedeniyle sıvı yukarı veya aşağı doğru hareket eder ve sonunda belirli bir seviyede durur. Bu olaya kılcallık denir. Borular içinde su, alkol ve kolonya gibi sıvılar konulduğunda kılcal boruda sıvı yükselir. Bu sıvılara ıslatan sıvı denir. Kılcal boru içine civa gibi sıvılar konulduğunda sıvı alçalır. Bu tür sıvılara ıslatmayan sıvı denir. Civanın içine selpak mendili batırıp çıkardığınızda mendilin ıslanmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Yüzeysel çekilme ve bunun sonucu olan kılcallık, sıvıların serbest yüzlerinde fark edilen fiziksel bir niceliktir. Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında genel olarak sıvıdan daha yoğunsa batar. Ama bir toplu iğne su dolu kap içerisine uygun şekilde konduğunda yüzer. Bu, sıvıların yüzey geriliminden kaynaklanan bir durumdur. Sıvıların yüzey alanını büyütmek için dışarıdan enerji vermek gerekir. Sıcaklık artarsa sıvının yüzey gerilimi düşer. Çünkü sıcaklıkla artan moleküllerin hareketi moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisini azaltır. Sıvıların yüzey gerilimi sıcaklığa bağlı olduğu gibi yoğunluğa da bağlıdır. Yoğunluk arttığında yüzey gerilimi artar. Sıvıların bir diğer özelliği de viskozitedir. Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Aynı bidonlara su ve yağ doldurulup ters çevirdiğimizde hangi bidon daha çabuk boşalır? Bu sorunun cevabı viskozlukla ilgilidir.
su az viskoz olduğundan daha çabuk, yağsa daha çok viskoz olduğundan geç boşalır. Katı yüzeye değen akışkan taneciklerin katı yüzeye yapışmalarına ve o yüzeyin sahip olduğu harekete aynen sahip olmalarına akışkanların yapışma özelliği denir. Evet. Bir sorusu olan var mı? Yok, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Kılcallık. Gördüğümüz gibi burada. Şöyle birazcık küçültelim. Evet, kılcallık. Sıvıların adezyon etkisiyle bir katı içinde doğru gösterdiği yayılma hareketine kılcallık diyoruz. Tekrar ediyorum. Sıvıların adezyon etkisiyle bir katı içine doğru gösterdiği yayılma hareketine kılcallık diyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki yükselme bakın. Suyun yükselmesi, civanın yükselmesi ama bakın civa burada kalmış. Su taburaya kadar yükselmiş. Çünkü suyun öz kütlesi 1, civanınki 13 küsur. Değil mi? Yani civa suya göre 13 kat daha ağır. Bitkilerde topraktaki suyun yapraklara kadar taşınması, en üst ağacın en üst noktasına kadar, süngerin, kağıt havlunun ve bazı bezlerin suyu çok iyi emmeleri, gaz lambasının, fitilinin gaz yağını emmesi bu olayla ilgili. Bu ne demek olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Şu gaz lambasının, fitilinin gaz yağını emmesi siz anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi anlatacağım onu. İçinde su, alkol ve kolonya gibi sıvıların bulunduğu cam kaba kılcal borulu daldırıldığında kılcal borularda sıvı yükselir. Aynen şuradaki gibi. Daldırdık boruyu, kılcal boruyu. Yani kılcal boru dediğimiz neydi? Cam boruyu. Çapı da yarım santim civarında ya da daha